Herkese hayırlı akşamlar. 17 Eylül Salı akşamı, kıyamete bir gün kaldı. Yani yarın 18 Eylül Çarşamba günü biliyorsunuz Fed'in faiz kararı var. Simitçi, kahveci, gazozcu herkes de zaten yarın Fed'den bir faiz indirimi bekliyor. Dolayısıyla bu minimalde başlayacağız videoya. Ne konuşacağız? Özellikle altın yatırımcısı çok dikkat. Dolar koptu gidiyor mu? Borsa. Ve borsada size 3 tane büyük ana hisse vereceğim arkadaşlar. 3 tane büyük ana hisse. Biliyorsunuz YouTube'da hisse senedi çok fazla söylemiyorum. Bunun sebebi finansal okuryazarlığımız çok zayıf olduğu için nerede stoplayacağınızı, ne yapacağınızı çok bilemiyorsunuz. Ve özellikle ufak hisse senetlerini konuşmayı zaten sevmiyorum. Çünkü bu bir manipülasyona sebep olabiliyor. İnsanlara yarar sağlayalım derken zarar verebiliyoruz. Dolayısıyla 3 tane de size büyük hisse vereceğim. Bu hisseleri yavaş yavaş biriktirmeye başlayabilirsiniz. Eğer konjonktür olumluya dönmeye devam ederse, yani uzun vadeli yatırımcı 3 ay önce değil de şimdi uzun vadeli yatırımcı olmaya başlayabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımcı olmak demişken de gösterdiğiniz ilgi, alaka, güvene çok ama çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz kampanyaya çok yoğun bir talep oldu. Hani ben açıkçası beklemiyordum. Ama insanlar artık şuna çok tak etmiş. Artık başkasının lafıyla iş yapıp para kaybedeceğimi hocam, kendi aklımla para kaybederim, ben bu işi öğreneceğim diyen çok insan oldu. Herkesi arıyorum. Arayamadıklarım var listemde. Dün çok fazla arayamadım. Çok yorgundum. Ama arayacağım ve bu indirimlerdeki %50'lik indirim ay sonuna kadar arkadaşlar devam edecek. Ve bu fırsatı gerçekten kaçırmayın. Beforethenews.com tarafındaki eğitimlerde %50'lik indirim ve Trade Academy Pro'nun da 7. bölümünün kayıtları başladı. Alabilirsiniz. Şimdi ne anlattık? Dolar kopuyor. Arkadaşlar doların bir yere koptuğu yok. 34.10'a geldi. Zaten 34.50'leri görmüştü. Çok fazla bir şey yok. Ama bu şu anlama gelmiyor. Dolarınızı bozun. Dolar şu anda arkadaşlar yaklaşık 4 aydır 5 aydır uyarıyorum, küfür yiyorum, gene uyarıyorum. Şu anda doları bir şekilde tutuyorlar. Ve şu anda mevduat faizi dolardan çok daha iyi getiriyor. Ne demiştik? Dolar yerine gram altın alın demiştik. Niçin? Çünkü ons altın bacağında da kuvvetli bir trend var. Gram altın tarafında dolara göre daha fark yaratabilirsiniz demiştik. Dolar da bir gün gidecek. Dolar da bir gün gidecek ama şu olacak. O dolar gittiği gün emin olun bunun ceremesini döneceğiz, dolaşacağız, biz çekeceğiz. Ama şu anda kurulan oyunda dolar hala kontrol altında ve kolay kolay da kontrol dışına çıkacağı yok. Altın tarafına gelince şimdi yarın Fed'in bir kararı var. Şimdi arkadaşlar biz finansal piyasaları anlatırken insanlar hep şu hataya düşüyor. İşte hocam diyor işte ekonomi bitirmedik, üniversite bitirmedik. Bakın bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü finansal piyasaların belli başlı raconları ve kuralları vardır. Piyasacılıkla ekonomistlik çok farklı şeylerdir. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim ya. Bak lütfen videoları arkadaşlar beğenip paylaşmayı unutmayalım. Yorum yazmayı unutmayalım. 30-35 bin kişi izliyor. Arkadaşlar yorum yazın ki İnsanların önüne gerçekten doğru bilgiler çıksın. Rica edeceğim. Bak bugün videonun sonunda 3 tane hisse senedi söyleyeceğim. Uzun zamandır yapmamıştım. Genelde gene büyük hisseler olacak bunlar. Ve özellikle de videonun sonunda gene akademi hakkında da bilgi vereceğim. Şimdi piyasaların en önemli kuralı şudur. Beklentiler satın alınır, gerçekler satılır. Bu hiç değişmez. Ve herkesin bildiği bilgi para kazandırmaz. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman şunu görüyoruz. Şimdi yarın herkes Fed'den bir faiz indirimi bekliyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi dolayısıyla bu bilinmeyen bir bilgi değil. Peki bu son dönemde altını ve dünya borsalarını yukarı çekti mi? Çekti. Şimdi piyasa neyi fiyatlıyor? 0.25 ve 0.50. Şimdi fiyatlamanın içinde 0.25 faiz indirimi var. Ama 0.50 olmayabilir. Dolayısıyla Fed 0.50 arttırırsa altın ve dünya borsalarında bir boy daha hareketlilik devam edebilir ama 0.25 bir faiz indiriminde piyasalar bir kar satışına geçip ondan sonra ama yoluna devam edebilir. Çünkü
Fed'in bu faiz indirim süreci muhtemelen önümüzdeki dönemde devam edecek. Dolayısıyla altın ve yurt dışı borsalara şöyle baktığımız zaman, bakın altın tarafında 2530 bölgesini yukarı geçerek sert bir hareket yaptık. Hatta burada bakın 4 gün önce kanaldaki videoya bakarsanız tam bugün sabahleyin acil bir yayın açtım. Ve dedim ki bakın altında hareket başlıyor. Dikkat. Şimdi burada yeni alım yapacak arkadaşlar bir kere temkinli olacak. Niye? Zaten bunu fiyat yansıttı. Ha 0.50 olursa devam etme potansiyeli var. Ama 0.25 olduğunda piyasa bunu zaten önden fiyatladı. Yurt dışı borsalara baktığınız zaman bugün 5.665-5.670 önemli direncine geldi, yaslandı. Ve bakın çok kritik bir yerde, daha önce döndüğü bir yerde. Öbür taraftan Türkiye borsası 9.700'lerin tekrardan üzerine atıyor. Bakın burada da özellikle 4 gün önce yaptığım acil yayında ki şurada tekrardan göstereyim ki. Arkadaşlar bu arada Instagram tarafında canlı yayınlar başladı. Öğle arasında canlı yayınlar yapıyoruz. Sizleri konuk alıyoruz. Before the News tarafında Instagram'a bakabilirsiniz. Bakın yani hani şimdi insanları biraz tartmak için ne söylendiğine bakmak lazım. Lütfen 4 gün önceki yayına acil yayın. Borsa nasıl açılacak? Altın, gümüş mutlaka izle demişiz. Bakın 5 gün önce. Burada özellikle altın ve gümüş ve borsa için çok önemli uyarılar yapmıştık ve ondan sonra da piyasa çok hissetti. Şimdi burada borsa tarafı yavaş yavaş 9700'lerin içine giriyor. Peki hocam sen hangi hisseleri söyleyeceksin? Arkadaşlar şimdi herhangi bir manipülasyona, şimdi şunu yapmak bizim piyasamızda şunu yapan insanlar çok arkadaşlar. Şimdi Pro Akademi tarafında özellikle profesyonel trade'lerin verilme sebebi şu. Şimdi karşımızdaki insanlar bizim eğittiğimiz, bizimle aynı dili konuşan, riskleri bilen, riskleri tartabilen insanlar. Şimdi bu insanlara bir analiz sunduğunuz zaman profesyonel, şimdi her sabah biz 7.30'da herkes uyurken analiz gidiyor. Pazar günleri seminerlerde 50-60 tane yan hisse konuşuluyor. Ama şimdi bu insanlar riski bilip tartabilen insanlar. Şimdi YouTube'da açık bir sürü insan var. İyilik yapalım derken yanlış bir şey olur, stopunu koymazlar edersiniz. Bir. İki. Bunu kötüye kullanabilirim. Bir sürü orospu çocuğu var bunu yapan. Bak net konuşuyorum, orospu çocuğu. İki gün önceden malı alıyorlar. Tamam mı? Sığ bir tahta mesela. Sığ tahtada malı alıyorlar. Kağıdı %20 götürüyorlar. Sonra size video çekiyorlar. Arkadaşlar bebek hisse, arkadaşlar bebek hisse diye. Çünkü bunlar orospu çocuğu olduğu için bunlar böyle para kazanıyorlar. Arkadaşlar bakın kazandığınız paranın helal olması lazım. Şimdi benim iki tane evladım var. 30 sene boyunca bu işteyim. Şimdi bu şerefsizlerin, trolleri bazen girip mesela yazı yazıyorlar benim kanalıma. İşte efendim niye eğitim veriyorsun? Niye eğitimlerde fiyat düşürüyorsun? Şimdi bunlar orospu çocuğu olduğu için. Şimdi istiyorlar ki insanları uyandırmayın. İstiyorlar ki keriz çok olsun. Şimdi bilgi sahibi olan bir adamı sen kazıklayabilir misin bir işte? Hayır. Ama hiçbir şey bilmeyen bir adam, şunu mu alayım? Tamam alayım. Bunu mu alayım? Tamam alayım. Çünkü bizim milletimizde öğrenmek, eğitim almak, bir şeyi bilerek yapmak gibi bir şey yok. Adam eğitime 300-400 dolar para vermez, gider kendi iş yapar, 200 milyar para kaybeder, sonra arar, yandım hocam lütfen bana eğitim verir misin? Ya güzel kardeşim, 3 ay önce seninle konuşmuşuz. Bak yazışmalarımız duruyor. 3 ay önce niye katılmadın? Çünkü niye katılmıyor biliyor musun? Hocam çok pahalı geldi. Çok mu pahalı geldi? 250 milyar para kaybettiğin zaman aklın yerine geldi mi? Geldi. Arkadaşlar eğitimin pahalısı olmaz. Bizim verdiğimiz eğitimler, bakın bugün yaptığımız kampanyada 2 tane eğitim artı Pro Akademi 7, yani 2,5 ay boyunca finansal mentorluk alacağınız paketin toplam değeri 30 milyardan 14 milyara düştü. 14 milyar dediğiniz para bugün bir iş öğrenmek için çok komik bir rakam. Ve bırakın onu, 3 ay boyunca her sabah size analiz ve hafta sonları seminerlere, böyle bir şey için bedava. Ama bizim insanımız zamanım yok. Hocam ben çok pahalı.
Sonra 300 milyar parayı kaybediyorlar, kendilerine geliyorlar. Bilmediğiniz bir işe girerseniz her zaman para kaybedersiniz. Bir iş düşe kalka öğrenilir. Bir iş özellikle borsa para kaybederek öğrenilir. Hocam biz bu eğitimi aldık, uçup kaçacağız, Warren Buffett mıyız? Hayır kardeşim. Ama en azından ne yapacağını, ne yapmayacağını öğreniyorsun. Ondan sonra da artık biraz kısmet, biraz da senin kendi kabiliyetin, çalışman. Şimdi bizim yetiştirdiğimiz adamlarda, arkadaşlar bunların içinde emekli insanlar var. Bir sürü bayan öğrencilerimiz var. O kadar başarılılar ki. Bakın yakında onlarla da canlı yayın yapmaya başlayacağım. Bu insanları kendiniz göreceksiniz. Kendilerini nasıl yetiştirdiklerini. Ama tembeller de var. Adam çalışmıyor. Çalışmayan adama ben ne yapabilirim ki abi? Bir kızıyorsun, iki kızıyorsun. Anlamıyor. Ama çalışan adam bugün parasını harika değerlendiriyor. Bugün çoğu mevduat faizinde. Borsada çok az bir durum şey pozisyonları var. Ha para kaybetmiyorlar mı? Ediyorlar. Ama öbür tarafta mevduat faizi, gram altın, gram gümüş. İnsanlar sepet yapıyorlar. Paralarını yönetmeyi öğreniyorlar. Ve kendi bileklerinin haklarıyla kazanıyorlar veya kaybediyorlar. Kaybettikleri zaman da şunu diyorlar. Kardeşim ben böyle bir öngörüde bulundum, olmadı. Kendi aklıyla kazanıyor, kaybediyor. Kazandığı zaman da Burak Aslan sayesinde. Şimdi mesela öğrencilerim bana mesaj atıyor. Hocam Allah razı olsun. Niye diyorsun ki? Sen tuşa basıyorsun. Sen o riski alıyorsun. Sen öğrendiğin için bu mantıklı bir risk. Anlattığım zaman sabah sana mantıklı geliyor. Ulan dur diyorsun, ben yapayım bunu. Mantıksız geliyor, yapmıyorsun. Risk senin. İşte YouTube'da artık profesyonel analiz yapmama sebebimiz bu. Çünkü karşı taraftaki insanların bilgi dağarcığı çok az ki bu arada bizim kanalın finansal okuryazarlığı arkadaşlar hakikaten çok üst düzeyde. Çünkü birçoğu zaten kendi öğrencimiz. Şimdi gelelim 3 tane hisse senedine. Bu 3 tane hani böyle top 3 bunlar kopacak gidecek değil. Bakın yurt dışı piyasalar olumlu olduğu sürece bu şekilde. Vereceğim şu andaki 3 tane hisse zirve noktalarına göre çok düşmüş. Tabi bu düşme içinde sebepleri olan ama artık bu fiyatlardan işte bu fiyatlardan uzun vadeli yatırımcı olacağınız hisseler. Bunlar daha düşebilir mi? Düşebilir. Ama buralarda artık biriktirme dönemi. Uzun vadeli yatırımcı tepede olmaz Garfield gibi. Her yerde uzun vadeli yatırımcı olmaz. Mal bir düşüş trendinde biriktirilir. En tepede mal alıp ben 10 sene zaten bekleyeceğim deyip bugün paranızı %40 aşağı indirip 3 paket sigara içmeye başlarsanız bu uzun vadeli yatırımcılık değil. Bu salaklık. Bak çok net konuşuyorum. Niye? Çünkü sen zaman harcamak istemiyorsun. Çünkü senin zamanın yok. Zamanın olmadığı zaman da paranı kaybedersin güzel kardeşim. Nasıl hayatta sağlığın için spor yapıyorsun, egzersiz yapıyorsun, diyet yapıyorsun, diyetisyene gidiyorsun, özel hocadan ders alıyorsun, sağlığına bakıyorsun. Para önemsiz bir şey mi? Para bugün arkadaşlar aslında hayatta en önemli şey huzur ve sağlıktır. Ama bütün bunları bulabilmeniz için de gene para lazımdır. Dolayısıyla hani paranın bir önemi yok, huzur, sağlık. Abi tabii ki ama parasız olmuyor abi. Olmuyor yani. Hele bu hayatta. Dolayısıyla şimdi vereceğim hisselere lütfen buna artık buralarda ben yavaş yavaş biriktireyim gözüyle bakın. Bu arada videoyu hala daha beğenmeyip yorum yapmadıysanız da lütfen yapın. Bu arada su orucu kardeşim var benim. Çok şeker bir kardeşim. Bugün bana güzel bir şey söyledi. Bundan sonra arkadaşlar hediye Pro Akademi vereceğim. Her hafta bir kişiye Pro Akademi hediye edeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi mesela beğen tuşuna bastınız ya kaçıncı like'sınız diyelim ki 382. like. 382. like diye yoruma yazıp finansal piyasalar hakkında, borsa, altın hakkında da kendi görüşlerinizi yazacaksınız. Bunların içinde en çok like'a basan ve yorumları en çok beğenilen kişilere her hafta bir kişiye seçip Pro Akademi'yi hediye edeceğim arkadaşlar. O yüzden bunlar önemli. Sabah raporu. Şimdi 1. Koç Holding. Bakın Koç Holding Yapı Kredi'nin satışının iptalinden sonra 275 liradan 175 liraya düştü. Dolayısıyla burada artık
biriktirme evresine girdi. Kısa vade en önemli direnci 181 bölgeleri. 181'in de üstüne atarsa kısa vadede burada bir 194 direncimiz gelecek, 195. Ondan sonra da şuradaki bölge. Ha hocam, bu hissede tekrar 275'e gider mi? Şu an için zor ama önümüzdeki dönem borsa ve yurt dışı piyasalar olumluya dönmeye devam ederse 181'in üstünde 195'leri görme ihtimali ve ondan sonra da 208 bölgesini test etme ihtimali yüksek. Ama tekrar ediyorum, eğer ki piyasalar gevşemeye devam ederse yurt dışı piyasalar 158'lere kadar geri çekilme ihtimali olur. Buradan da ikinci, üçüncü kurşun olarak alım yapabilirsiniz. Öbür türlü, öbür bir hisse İş Bankası C hissesi. Gene bakın Koç Holding'e benzer bir yapı. Burada da holdingleşme iptal olunca İş Bankası C hissesi 12.95'te kırmıştı. Bugün tekrar 12.95'in üstüne atmaya çalışıyor. Burada önümüzdeki günlerde 13.80'lere doğru bir hareketlilik olabilir. Ama piyasalar terse döndüğü zaman buradaki hedefler 11.60'lara kadar yığılabilir. Öbür taraftan bir tane daha hisse verelim. Ne verelim? Ereğli demir çelik verelim bir tane de. Ereğli özellikle 60'lara gitmişti bu altın rezerviyle ilgili. Buradan geri çekilmeler oldu 45'lere kadar. Tekrar ortalamaların üzerine atıyor. Ereğli tarafında da önümüzdeki dönemde tekrardan yukarı hareketler başlayabilir. En azından şu bölgeye kadar bir hareket 52.5'lara doğru çok olasılıklar içerisindedir. Hatta zirvede denenebilir. Ama tekrar ediyorum, piyasa olumlu olduğu sürece. İşte bakın, bu yaşayan bir şey olduğu için arkadaşlar, Pro Akademi'de yapılan şey şu. Size gün ve gün her sabah 7.30'da finansal piyasalar, dolar, altın, S&P bütün hepsi hakkında bilgi veriyor. Siz şimdi piyasa aşağıya döndüğü zaman ne yapıyorsunuz? Tabii ki o zaman pozisyonlarınızı hemen gözden geçiriyorsunuz. Hani bu eskiden sabahları canlı yayın yapıp bütün piyasaları analiz ediyordum ya 45 dakika boyunca. İşte bu troller yüzünden bırakmıştım ve kendi ekibimi, yani emeğe saygı duyan, çalışmak isteyen, disiplinli olan insanlarla bir yol yürüdüm. Yaklaşık 4 yıldır da işte Pro Akademi açık. Burada arkadaşlar profesyonel yayınlar yapılıyor. Her sabah, her pazar analizler yapıyor. İşte siz gerçekten paranızı profesyonel yönetiyorsanız bunlara üye olabilirsiniz. Çok çok faydasını görürsünüz. İşte bu dönemde de özellikle şimdi mesela dedik ki Koç, İş Bankası, Ereğli. Ama dedik piyasa ters dönerse bu hisselerdeki geri çekilmeler devam edebilir. Kontrollü, yani borsaya diyelim ki 100 milyar para ayırdın. Buradan bu hisselerden 40 milyarlık bir portföy yapabilirsin. Yarın öbürsü günü 60 milyarı olur, ters bir şey olursa, daha da geri çekilme olursa tekrar oradan da pozisyon açarsın. Bunlar Türkiye'nin en büyük şirketleri. Geldikleri seviyeler artık biriktirilebilecek seviyeler. Tekrar ediyorum ama üstüne basa basa. Hani geri çekilebilir mi? Çekilebilir. Ama zaten siz de ona göre kurşunlarınızı ayarlarsınız. Arkadaşlar, hiç kimse bu piyasada her şeyi tam anlamıyla biliyor olamaz. Mantıklı, makul riskler alınarak o getiri kovalanır. Mesela şu anda 4 aydır, 5 aydır en mantıklı getiri ne? Risksiz %4 faiz ve şu anda herkes orada. O yüzden de borsa şu anda bu seviyelere geliyor. Dolayısıyla durumlara böyle bakalım. Herkese hayırlı akşamlar. Yarın belki FED akşamı bir canlı yayın yaparız, konuşuruz. Durumlara göre bakacağız. Herkese kolay gelsin.